konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, kıymetli hocamız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'u davetimi arz ederim. Sayın Valim, değerli milletvekilimiz, değerli kaymakamımız, il müdürlerimiz, yine Beşiktaş kaymakamımız var burada, Şarköylü Önder Bakan Bey, değerli arkadaşlar, değerli Şarköylü hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada çok güzel bir tesisin açılışı için bir araya geldik bulunuyor, gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık aşağı yukarı tam 2 sene önce başlanmış, 13 Mart 2017'de. 2 sene sonra belki 13 Mart'ta da açabilirdik ama burada ancak işte programın organizasyonu böyle denk gelebildi. Tam 2 sene sonra açılışını yapıyoruz. 50 yataklı Şarköy Devlet Hastanesi'nin. Valimiz de ifade etti. Tabii bunlar çok lüzumlu tesisler. Allah ihtiyacını hissettirmesin, sağlık afiyet versin hepimize, hepinize. Ama ihtiyaç olduğunda da bunların kıymeti anlaşılıyor. Hatırlarsınız bundan yıllar önce, belki 20 yıl kadar önce, 18-20 yıl kadar önce sağlık meselesi Türkiye'de çok sıkıntılı bir haldeydi. Hastaneler girilecek gibi değildi. Sağlam gidenler hasta çıkıyorlardı hastanelerden. Doktorlara ulaşabilmek çok zordu. Doktor sayısı az olduğu gibi doktorların muayene imkanları da çok sınırlıydı. Cihaz bakımından hastanelerimiz çok yetersizdi. Hastanelerin çoğunda ileri teknolojiye ait cihazlar bulunmuyordu. Bir hastaneden bir başkasına gitmek zorunda kalıyordunuz. İlaçla ilgili sıkıntıları biliyordunuz. Ayrıca sağlıkla ilgili sosyal güvenlik imkanları bakımından da çok ciddi sınırlar vardı. Çalışanların farklı kategorileri vardı. İşte emekli sandığı, SSK, Bağkur, bunların her birinin sağlıktan istifade, sağlık imkanlarından istifade edebilmeleri de farklı farklıydı. Başta ilaç olmak üzere. Zaman içerisinde bunların hepsi değişti. Bugün elhamdülillah Türkiye'nin her yerinde, çok küçük ilçelerinde bile sağlık imkanları çok gelişti. Doktora ulaşma imkanları arttı. İlaç temin etme imkanları çok arttı. Sağlıkla ilgili sosyal güvenlik sistemi iyileştirildi. Daha önce önemli vakalarda Türkiye'den yurt dışına gitmek için insanlar bir takım referanslar arıyorlardı, aracılar bulmaya çalışıyorlardı. O şekilde yurt dışına gitmek için gayret gösteriyorlardı. Bugün hamdolsun yurt dışından Türkiye'ye birçok branşta insanlar geliyorlar. Bir tabiri caizse sağlık turizmi alanı gelişti. Tabii bununla da kalınmıyor. Bu asgari ihtiyaçları karşılayan bir yapı olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Bir lüks sağlık hizmetine dönüşmeye başlıyor. Cumhurbaşkanımızın ideali olan bu şehir hastaneleriyle devasa büyük yapılar birçok büyük ilimizde oluyor. Bunlar hastanın ne olursa olsun şikayeti bir başka hastaneye ve bir başka doktora ihtiyaç olmaksızın o yapı içerisinde bütün sorunların çözüldüğü çok büyük hastaneler şeklinde inşa ediliyor. Tıp bayramında 14 Mart'ta Ankara Bilkent'te şehir hastanelerinden en büyüğü, Avrupa'nın en büyük hastanesi açıldı. Bunun dışında tabii savunma sanayinde olduğu gibi ilaç ve tıbbi cihaz konusunda da dışa bağımlılıktan kurtulmak için çok büyük bir gayret içerisindeyiz. Önemli mesafeler alındı bu konuda. Tabii ilaç da çok stratejik bir ürün. Malumunuz geçtiğimiz yıllarda bazı konularda işte mesela aşıyla ilgili tartışmalar yapılırdı. Aşının yan etkileri diyelim, şimdi fazla detaya girmek istemiyorum, sebebiyle bazen vatandaşımızın aşı yaptırmaktan çekindiğine dair hususlar da vardı. Niye? Çünkü bunların hepsi yurt dışından getiriliyor. Hangi amaçla kullanıldığı, hazırlandığına dair bazı tereddütler hasıl oluyordu. Bu bakımdan ilaç da stratejik bir ürün. Bakımdan bunun aynen silahlar gibi yerli olması, milli olması önemli. Bu konuda çok ciddi adımlar da atıldı. Hamdolsun
Türkiye sağlık alanında Avrupa'nın da dünyanın da hem en iyi hizmeti sunan hem de bu hizmeti dünya standartlarına baktığımızda en ucuza sunan ülkelerinden birisi haline geldi. Allah hepimize sağlık afiyet versin. Devletimize de güç kuvvet versin ki bu tür imkanları vatandaşımıza daha iyi bir şekilde sunabilelim. Bugün sabahleyin Cumhurbaşkanımızla beraber 18 Mart şehitlerimizi anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümüydü. Bu münasebette Çanakkale'de yapılan törenlere katıldım. Çanakkale Deniz Zaferi ve genel olarak Çanakkale'de yapılan savaş dünya tarihinin, bizim de tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi. Devletimizin birçok cephede o zaman, 1. Dünya Savaşı, birçok cephede savaştığı bir dönemde tam da bizim kalbimiz, İstanbul o zaman başkent, kalbimize hücum etmeye çalışan düşman askerlerinin, donanmasının önünde Mehmetçiğimizin göğsünü siper ederek mücadele ettiği ve tarihe altın harflerle bir zafer yazdığı, kanıyla zafer yazdığı bir tarih. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Kendisi bütün imkanlarıyla o zaman çok güçlü ve gururlu, kibirli bir edayla devletin, Osmanlı Devleti'nin de zayıflığından yararlanarak kısa bir zamanda Boğaz'ı geçip İstanbul'u işgal edeceğine inanan düşman kuvvetleri o zırhlılarına, gemilerine de ilginç isimler vermişler. Bunlardan bir tanesi inflexible, yani asla bükülmez, eğilmez. Bir başkası irresistible, asla direnç konusunda zaaf göstermez. Ve Troya savaşlarının Troya'ya saldıran, yani Çanakkale'de çok eskiden, milattan önce Troya'ya saldıran, Rados Adası'ndan gelip saldıran orduların komutanı Agamemnon'un ismini de bir zırhlıya vermişler. Yani tarihin bütün sembolik ve iddialı isimlerini o zırhlara vermişler. Ama biz basit bir gemimiz nedir? Nusret gemisiyle. Nusret, Allah'ın yardımı. Yardım ama Allah'ın yardımı olarak Nusret'i kullanıyoruz. Nusret'le bütün bu zırhların hakkından geldiğimiz gibi bütün bir donanmayı da bu boğazı, Çanakkale Boğazı'nı terk edip gitmek zorunda bırakmışız. Milletimizin kendi vatanına, toprağına sahip çıkması, canı pahasına, kanı pahasına burayı savunması ve geri adım atmaktan asla, atmayı asla düşünmemesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yazdığı bazı notlar var Çanakkale Savaşı'nda. Malumunuz, biliyorsunuz 57. alayı Tekirdağ'da kuruyor ve o alayla beraber gidiyor Çanakkale'de, kara savaşlarında yer alıyor, yarbay o zaman. Yazdığı notlarda diyor ki, ben taarruz emri verdiğim zaman bu askerlere, Mehmetçiğe, daha önce giden arkadaşlarının şehit olduğunu, öldüğünü biliyor. Kendileri de gidecekler ve kendilerinin de öleceklerini biliyorlar ama o heyecanla ve cesaretle cepheye atılıyorlar diyor. Niye? Bizim anlayışımızda, inancımızda bu vatan toprağı, vatan toprağı, daha doğrusu bir toprağı vatan yapmak ancak böyle bir inançla, bir kanlarla sulanarak, uğruna hayatımızı, canımızı vererek gerçekleşebilecek bir şey. Ve 1000 yıldan fazla bir zamandır bu toprakları biz ancak bu şekilde bir vatan haline getirdik. Milletimizin kanlarıyla, canlarıyla vatan haline getirdik. Tekrar başta Çanakkale'de şehit olan ecdadımız olmak üzere bütün İstiklal Harbi'nde ve daha önce bütün savaşlarda şehit olan, 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan tekrar rahmet diliyorum. Onların yolundan gitmeyi, onların bu kararlılığı, vatan aşkının izinden gitmeyi Cenab-ı Hak bizlere de nasip etsin. Tabii değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, zor bir dönemden geçiyoruz bütün bir dünya olarak. Türkiye'de tabii bunun içerisinde ve dünyanın merkezinde bir yerdeyiz. Öyle bir yer ki, mesela İstanbul için, ki biz de İstanbul'un o geniş havzası içerisinde sayılırız, Tekirdağ ve ilçeleri. Napolyon'un bir sözü var, der ki, dünya tek bir devlet olmuş olsaydı onun baş şehri İstanbul olurdu diyor. O kadar güzel bir yer ve o kadar da stratejik bir toprak üzerinde, ülke üzerinde yaşıyoruz.
Düşmanların, Türkiye düşmanlarının, milletimizin tarih boyunca düşmanlığına sahip olan insanların, ülkelerin her zaman gözleri bizim üzerimizde olmuştur. Çok basit bir olay yaşadık bir taraftan baktığınızda ama son yıllarında en menfur katliamıydı. Yeni Zelanda'da Cuma günü biliyorsunuz. Cuma namazı kılmak için camide bulunan insanlara birisi bir Avustralya kökenli, İskoç kökenli Avustralya vatandaşı Yeni Zelanda'da saldırdı ve 50 Müslüman kardeşimizi orada camide şehit etti. İnsanların Allah'a en yakın olduğu bir anda bütün fiziki savunma imkanlarını bir tarafa bırakarak kendilerine ibadete verdikleri bir anda bu şekilde bir saldırıya, bir terörist saldırısına maruz kaldılar. Böyle saldırılar zaman zaman oluyor. Bazı, affedersiniz, manyak, katiller, teröristler çıkıyor, oluyor ama olay sadece bundan ibaret değil. Bu şahsın notlarında ve kullanmış olduğu o silahın üzerinde yazılı isimlerde, kelimelerde çok açık bir şekilde görüyoruz ki çok büyük bir İslam düşmanlığı var. Orada o şehit ettiği 50 insanın, ki 50'ye yakında yaralı var, hiçbirisini şahsen tanımıyor. Niye öldürüyor onları? Sadece Müslüman oldukları için, sadece göçmen oldukları için onları öldürüyor. Nitekim baktığınızda bu 50 kişinin her biri farklı farklı ülkelerden, farklı renklerden, farklı ırklardan insanlar. Bunları bir araya getiren nedir? İşte Müslüman oluşları, Allah'a ibadet ediyor oluşları. Müslümanlığa karşı, İslam'a karşı bu düşmanlık. Bu münferit bir hadise değil, bir şahsın düşmanlığı değil sadece. Onu besleyen birçok kültürel ortam var Avrupa ülkelerinde, Batı ülkelerinde. Nitekim hemen bu katliamın sonrasında Avustralyalı bir senatör benzer bir şekilde Müslümanların, göçmenlerin hepsinin yok edilmesi gerektiğini, ya memleketlerine sürülmesi veyahut da öldürülmesi gerektiğini ima eden bir konuşma yaptı. Yine benzer bir şey çok ilginçtir. Eğer terörist Müslüman olmuş olsaydı İslamcı terörist, Müslüman terörist ifadeleri Batı basınının her birinde, her satırında yer alırdı. Fakat terörist Hristiyan olunca Amerika Birleşik Devletleri'nde başta Başkan Trump bunu bir saldırgan olarak, terörist bile demiyor, saldırgan diye ifade ediyor. Amerikan basınında da bunun terörist olduğundan, bir ırkçı, dinci, Hristiyan radikali bir terörist olduğundan bahsetmedi hiç. Bunu yazmadılar. Yani öyle bir ortam var ki bu ortam bu İslam düşmanlığına imkan hazırlıyor. Yani bir şahsın, bir manyak birisinin gidip de insanları taramasından ibaret bir hadise değil. Bunu besleyen bir zehirli iklim var Batı'da. Daha ilginci değerli arkadaşlar, bu şahsın notlarından ne çıktı? Türkiye ile ilgili bazı ifadeler de çıktı. Türkiye düşmanlığı, Cumhurbaşkanımıza olan düşmanlık açık bir şekilde görülüyor yazdıklarından. Ne diyor? İşte bizim bulunduğumuz bu topraklardan doğuya gitmemizi istiyor. Boğaz'ın batı yakasında bulunmayın diyor. Siz Boğaz'ın, ancak Boğazların doğu yakasında, Asya tarafında bulunabilirsiniz diyor. Bu Trakya'dakilerin burada yaşamaması gerektiğini söylüyor Müslümanlar, Türkler olarak. Tabii bu bir, dediğim gibi, bir manyağın fikirleri ama sadece onun fikirleri değil. Böyle düşünen politikacılar, medyada yazarlar, çizerler var Batı'da maalesef. Tabii bu konuda herkesin bilmesi gerekir. Az önce de ifade ettim, Çanakkale bunun bir şahididir. Bu topraklar bin yıldır milletimizin kanlarıyla sulayarak vatan haline getirdiği ve tescil ettirdiği topraklardır. Bu topraklarda kimin gözü varsa biz o gözü çıkartmayı biliriz millet olarak. Çanakkale'de bunun örneğini gösterdik. Her zaman, her zaman bunu yaparız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Tabii bu konuda bizim bu önemli tarihi dönüm noktasından geçtiğimiz bu aylarda, bu yıllarda daha fazla birlik, beraberlik içerisinde olmamız, bu toprağın ürettiği değerlere, milli manevi değerlerimize, milletimizin kültürüne, medeniyetine daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Biz birlikte hareket ettiğimiz sürece hiç kimsenin bize zarar verebilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan bu önemli atılım dönemleri hep bu tür kritik dönemlerde, sıkışık dönemlerde de gerçekleşmiştir.
uluslararası bazı temaslarda da bulunuyorum meclis başkanı olarak. En son geçtiğimiz hafta çarşamba, perşembe günü Fas'taydım. 45 civarında İslam ülkesi temsilcilerinin katıldığı, 15 meclis başkanının katıldığı bir toplantıydı. Orada Türkiye'ye gösterilen ilgiyi, alakayı görüyoruz. Ve Türkiye'nin dünya meselelerine, bölge meselelerine ve İslam dünyasının meselelerine yaklaşımını hepsinden farklı olduğunu bizzat müşahede ediyoruz. O meclis başkanları çıktı, konuştu. Herkes kendi sınırları içinde ve biraz sınırlarının dışında komşularla olan sorunlarından bahsediyor. Ama biz Amerika'dan başlayıp en batıdan en doğuya kadar, Filipinlere kadar İslam dünyasının, bölgenin bütün kriz noktalarıyla ilgili bir görüşe sahip, bir değerlendirmeye sahip bir ülke olarak meselelere baktığımızı orada gösterdik. Bu bakımdan Türkiye'nin sadece İslam dünyası değil, bütün mazlum milletler üzerinde çok büyük bir itibarı var. Başta Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir itibarı var. Adı geçtikçe herkesin gözleri parlıyor. Cumhurbaşkanımıza selam söylüyorlar. Hürmetlerini iletmemizi istiyorlar. İşte böyle bir noktada Türkiye'de yaşayan insanlar olarak birlik, beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece, bu görüntüyü dost düşman herkese verdiğimiz sürece bizim karşımızda hiçbir gücün dayanması mümkün değil. Ben milletimizin bu zor zamanlarda bu birlik, beraberliği, bu dikkati gösterdiği kanaatindeyim her zaman. Sözlerimi burada bitirirken hastanemizin, Şarköy'ümüze hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Milletimiz, Tekirdağ'ımız, Şarköy'ümüz çok daha güzellerine, güzel tesislere layıktır. Bunların gerçekleşmesi için de hep beraber milletvekili arkadaşlarımızla ben de elimden gelen gayreti göstereceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli hocamıza bu anlamlı, manidar konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Tensip buyururlarsa burada açılış dönemimizi gerçekleştireceğiz.